Buradayız ve 2002'de başlayan koşturmacanın 16 yıllık tecrübesiyle yine karşımızdasınız. Böyle bir keyfi bizlerle, geleceğimiz olan çocuklarla buluşturduğunuz için de sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Anlatalım mı? Burada DRC okulları deyince aklımıza nasıl bir farklılık gelmeli? Amacı ne? DRC okulları bu anlamda gittiği her noktada, ulaştığı her noktada eğitimde bir farklılık oluşturma ilkesiyle yola çıkmıştır. Eğitimci geleneğini öğreten okulları, daha doğrusu anlatan değil, öğreten eğitim modelleriyle hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Yeni dünya düzenine uygun, memleketine, vatanına sadık, ciddi çalışmalar içerisindedir. Ve böyle gençler yarınları hazırlama felsefesiyle hareket etmektedir. DRC okulları Endüstri 4.0 devrimiyle beraber özellikle kodlama, robotik alanlarında, IoT gibi alanlarda soyut zeka gibi kavramlarla beraber hızlı bir şekilde yol almaktadır. Bu anlamda güncel eğitim modellerini takip etmekte, yarınların Türkiye'sine de güzel gençler yetiştirme niyeti içerisindedir. Süpersiniz. Yıllar bu kadar güzel özetlenemezdi. Biz diliyoruz ki bu keyifli çalışmalar nice nesiller boyu bizlerle olsun. Çünkü burada amacımız henüz 3-4 yaşlarındayken aldığımız çocuklarımızı liseden mezun etmek ve geçen yılların tecrübesiyle üniversitede daha iyi eğitim almalarına olanak sağlamak. Çünkü burada amaç biraz evvel vurguladığınız gibi Türkiye'me yakışır nesiller yetiştirmek. Evet. Bu amaçla dediniz ki sadece bir şube yetmez, birçok şubede birçok öğrenci buluşmalı. Ve hangi şubeler diyoruz biz de? Yeni açılacak şubelerimiz, kampüslerimiz daha doğrusu Adatepe, Tuzla ve Adatepe'de bir anaokulu kampüsümüz var. Derece ailesi hızla büyümekte. Bu anlamda amacımız daha geniş kitlelere kaliteli eğitim hizmetini aktarabilmek ve o kitlelere ulaşabilmek. Bu anlamda ömrümüz el verdiğince bu yolda canla başla çaba sarf edeceğiz. Yeni kampüsleri açmamız aynı zamanda bir talebin ürünü. Farklı bölgelerden de bu anlamda okulaşma talepleri var bizimle ilgili. Çünkü hayata bakış açımız, eğitime bakış açımız insanlarda bir etki yaratmış. Bu da bir eğitimcinin duyabileceği açıkçası en güzel cümleler. O yüzden de açıkçası daha da devam edecek ama şu an Adatepe, Tuzla ve Adatepe Anaokulumuzla yeni dönemde hizmetinizde olacağız. Süper. Şu anda Maltepe yerleşkesi var, Küçükyalı yerleşkesi var ve Tuzla ve Adatepe'de buna eklenerek 4 tane yerleşkemiz bizlere sunuyor. Anaokulumuzla beraber 5 yerleşkemiz olacak. Süper. 8 okul, 5 kampüsle yolumuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Burada tabii ki bu muhteşem eğitim kurumundaki eğitimciler de bir o kadar önemli kurucusu olduğu kadar. Bu anlamdaki görüşlerinizi alabilir miyim? Gerek eğitim anlamında, gerek sanat anlamında, gerekse spor anlamında bu eğitimcileri seçerken nelere dikkat ediyoruz? Açıkçası zaten eğitimci gelenekten gelen bir kurumun önceliğinin eğitim haricinde bir şeyler olması beklenemez. Bu anlamda eğitimci seçimlerinde çok hassas davranıyoruz. Çünkü öğreten okullar felsefesiyle hareket ediyoruz. Nedir öğreten okullar? Bir şeyi anlatmakla malum öğretmek arasında farklılıklar vardır. Biz öğrencilerin hayatlarında kalıcı izli davranış değişiklikleri meydana getirme felsefesi içerisindeyiz. Bu anlamda eğitimcilerimizin seçimlerinde başka eğitim kurumları ya da CV'lerinden ziyade bizim kurumumuzda olan uygunlukları, sadece akademik donanımları değil, birçok konumda ekip ruhuyla çalışabilmeleri, öğrencilerimize doğru ve sıcak yaklaşım sergileyebilmeleri ve bir o kadar da güncel teknolojiye ayak uydurabilen eğitimciler tercih ediyoruz. Çünkü dönem artık teknoloji dönemi ve mesleklerin 9 yıl içerisinde %52'sinin kaybolacağını düşünürsek, bu anlamda yeni dünya düzenine ayak uyduran ama bunları sağlarken de toplumumuzun geleneksel yapısını da ihmal etmeyen eğitimciler seçiyoruz. Malum eğitimci demek sadece üniversiteden diploma alan kişilere biz eğitimci demiyoruz. Süpersiniz. Burada tabii ki
Ayakları üstüne basan, özgüveni yetişmiş bir çocuk elde etmek için eğitimcilerin de sizin vurguladığınız gibi bütün duygularıyla bakması gerekiyor hayata ve böyle bir keyif mezuniyete yansıyor aslında. Çünkü buradan mezun olan çocuklar gerçekten büyük bir çoğunlukla istedikleri fakültelere girmenin ayrıcalığını yaşıyorlar ve aynı zamanda sanatsal etkinliklerle, spor etkinliklerle de buradaki yaşantıları daha keyifli, daha mücadeleci hale getiriliyor. Bu konuyla ilgili hangi hizmetleri veriyorsunuz? Şimdi zaten derece dershane sürecini, daha doğrusu sınav hazırlık sürecini çok kendine alışkanlık edinmiş. Sınavlar hazırlık başarısını kendine alışkanlık edinmiş bir kurum. Fakat bununla beraber yakın süreçte yabancı dil başarıları, sosyal kültürel başarıları da bunun içerisine eklemiş ve bu anlamda da il ve ilçe çapında hatır sayılır ödüller kazanmış bir eğitim kurumudur. Yani sadece akademik başarıların altına sığmıyoruz tabii ki. Ama akademik başarı bizim zaten olmazsa olmazımız. Bunları kişilere aktarırken bir öncelik, bir ayrıcalık olarak aktarmıyoruz. Zaten bu bizim kurumlarımızda. Akademik başarı bizim olmazsa olmazımız. Çünkü kendi ayakları üzerinde duran gençler diyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran gençlerin bir kere akademik donanımlarının son derece yeterli olması gerekiyor. Bununla beraber sportif, kültürel faaliyetlerde de ciddi başarılarımız var. Bununla ilgili de bu faaliyetler konusunda başarılı öğrencilere burslarımız var. Aynı zamanda da yetenek belirlemesiyle beraber öğrencilerimizin hangi alanda ne tip öğrenme modellerini benimsediklerini, yani ne tip bir öğrenmeye uygun olduklarını tespit ediyoruz. Bu da öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanlardaki ağırlıklarını ortaya koyuyor. Biz de öğrencilerimizi bu doğrultuda, hem velilerimiz hem öğrencilerimiz bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Dolayısıyla öğrenciler daha küçük yaşlardan itibaren hangi meslek dallarına eğilim vermesi gerektiğini de böylelikle görmüş oluyorlar. Ama derece okullarına mezun olan bir öğrencinin temel düzeyin ötesine bir matematik becerisine, temel düzeyin ötesine bir yabancı dil bilgisine, donanımına, aynı zamanda da kültürel ve sosyal alanlarda da kendini net ifade eden, doğru ifade eden, bilgi sahibi olarak fikir sahibi olan gençler yetiştirmenin de açıkçası gururunu yaşıyoruz. Süpersiniz. Burada o kadar güzel anlatıyorsunuz ki tabii eğitimci kimliğinizin önemi burada çok çok büyük. Yıllara varan bir keyfin şu an bizlerle buluşmasına şahit oluyoruz. Diliyoruz ki bu keyif, yineliyorum ki gelecek tüm nesiller boyu bizlerle olsun. Çünkü ülkemiz gerçekten gelecek neslin iyi bir eğitimle ilerlemesiyle mümkün ve bu da Türkiye adına haklı bir gurur. O zaman biz de tüm Türkiye adına teşekkür ediyoruz. Böyle bir keyfi bizlerle nice şubeler açarak daha da geniş kitlelere yayma çabanız için. Ve ben düşünüyorum da ileriye yönelik geçmişinize bakıp düşünüyorum aslında hedefler de büyük olmalı. O zaman soralım, ileriye yönelik hedefler neler diyelim? Bir kere şuna inanıyorum, hep hani insanlar düşünceler eylemleri yönlendirir derler. Şuna düşünüyorum, bizim kurumumuzdaki çıkacak öğrencilerimiz ya da bizim kurumumuzdaki tabii ki dolaylı olarak eğitimcilerimiz bu ülkenin geleceğinde ciddi anlamda söz sahibi olacaklar, hatır sayılır bir yer edinecekler. Bu ülkenin geleceğinde bazı şeyleri belirleyeceklerine inanıyorum. Yani birileri çıkacak bu kurumun içerisinden ve bu ülkenin geleceğine imzasını atacak. Benim 2002'den beri inancım böyledir. Kurulduğumuz süreçten itibaren bile ticari kaygılarla değil, doğru bireyler yetiştirme, yanlışlarla kazanmak değil, doğrularla kaybetmeyi tercih eden bireyler yetiştirmek ve böyle bir kurum, eğitim kurumu olmaktı. Biz de bu anlamda gereken çabayı sarf ediyoruz ve böyle gençler olacağına inanıyoruz. Bu ümitle 7 gün 24 saatimizi biz eğitimde çocukların üzerine kafa yorarak geçiriyoruz. Öyle diyebiliriz. Süpersiniz. Burada kısaca öğrenmeyi öğretiyoruz diyorsunuz. Evet. Aslında bu da en önemli bir konu ve diliyoruz ki bu keyif nice yıllar boyu, çünkü 16 koca yıl olmuş, bizlerle olsun. Tabii hedefleriniz, yani çok iyi biliyorum, deminden beri de önemli vurguladığımız gibi nice nesiller boyu, hatta mezun olan kardeşlerimizin çocukları, çocuklarının çocuklarıyla bir ömür boyu bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ederim.